Geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde Sayın Abdullah Öcalan DİSM'in 6 aylık bir aile ve avukat görüş yasağı olduğu yönde bir bilgi bürosu tarafından paylaşıldı. Disiplin cezası gerekçesiyle böyle bir yasak yön olduğu söylendi. Bilindiği üzere bu çok yeni bir uygulama değil. Bu aslında Ada Hapishanesi'nde tutulduğu günden beri çeşitli zamanlarda yapılan bir uygulamadır. Geçmişte 2011 yılına kadar Ada Hapishanesi'ne avukat görüşlerinin, aile görüşlerinin zaman zaman yaptırılmamasının nedeni olarak koster ya da hava koster bozukluğu, yani oraya götürülecek gemi veya tekne bozukluğu ya da hava muhalefeti gerekçesiyle bu şekilde bir gerekçelendirilme yapılmaktaydı. Fakat bu son dönemlerde artık disiplin cezası uygulamasına geçilmiş hükümet tarafından. Bu kabul edilir bir şey değildir. Çünkü düzenli avukat görüşmeleri zaten 2011 yılından beri yasaklanmıştır. Aile görüşü de buna paralel bir şekilde ortadan kaldırılmıştır. Mektup hakkı, telefon hakkı. Zaten telefon hakkı bir defa ya mahsus olmak üzere kullandırıldı. Mart 2020 tarihinden bugüne kadar ne fiziksel bir temas gerçekleştirilmiş ne de iletişime dayalı bir temas gerçekleştirilmiş. En son 2021 yılının Mart ayı içerisinde böyle bir telefon görüşmesi, olağan dışı aslında beklenmeyen bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi kardeşi olan Mehmet Öcalan'la. Fakat o bile yarı bir şekilde kesildi. Yani tam olarak kullandırılmadı. Konuşma yarıda kesilmişti. O günden sonra da kamuoyunda ciddi kuşkular oluşmaya başladı haklı olarak. Zaten Kürt kamuoyunun Sayın Abdullah Öcalan'ın hassasiyeti olduğu öteden beri bilinmektedir. Sözleşmeci hükümet sıklıkla ve ısrarla bu kaygıyı zirvelere taşımaktadır. Bu kabul edilir bir şey değildir. Tutsakların, her tutsağın insan onur ve haysiyetine yakışır bir şekilde aslında cezaevinde tutulması gerektiği Türk hukuk sisteminde belirtilmiş bir şeydir. Yani Türk mevzuatında ortaya konulan bir şeydir. Fakat Ada Hapishanesi'nde bugüne kadar bu hak sürekli ihlal edildi. Yani Sayın Abdullah Öcalan'ın avukat ziyaretleri, uluslararası heyetlerin oraya gidiş gelişleri sağlanmadı, önü açılmadı. Mektup hakları hiçbir zaman kullandırılmadı. Bazı istisnalar hariç. Telefon zaten hiçbir şekilde, az önce dediğimiz o istisnai durum dışında hiçbir şekilde kullandırılmadı. Bu tamamen ağır bir insan hakkı ihlalidir. Yani bu kabul edilir bir şey de değildir. Cezaevlerin durumuyla ilgilenen CPT'nin de bugüne kadar vazifesini tam olarak yerine getirdiği söylenemez. CPT çok nadir zamanlarda İmralı Ada Hapishanesi'ni ziyaret etmişse de kamuoyuna hiçbir zaman tatmin edici bir açıklama yapmadı Ada Hapishanesi'nin durumuyla ilgili. Yaptığı görüşün, ziyaretin sonuçlarını hiçbir şekilde kamuoyuna açıklamadı. Bu yönde Asrın Hukuk Bürosu'nun çağrılarına da yaptığı görüşmeler de tatmin edici bir açıklama geliştirmedi CPT. CPT aslında bu yönüyle varlık nedenine, faaliyetlerine aykırı bir tutum içerisine girmiştir. Yani bir nevi siyasallaşmış bir kuruma da dönüşmüştür. Meşruiyeti de çeşitli zamanlarda sorgulanır hale gelmiştir. Ada Hapishanesi'nin içinde bulunduğu duruma karşı maalesef ne ulusal mekanizma ne de uluslararası mekanizma bugüne kadar üstüne düşen bir görevi yerine getirmemiştir. Yani bu yönde kamuoyuna tatmin edici bir açıklama da yapılmamıştır. Dolayısıyla Sayın Abdullah Öcalan'ın içerisinde bulunduğu bu durumun tarafsız gözlemciler tarafından aslında bundan sonra denetlenmesi gerekir. Sözleşmeci hükümetin bu yönde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu yönde bir hukuki ortam hazırlaması gerekir gelinen aşama itibariyle. Aslında bunun, yani Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki bu tecritin, bu ağırlaştırılmış izolasyonun nedeni de çok açık bir şekilde ortadadır. Sayın Abdullah Öcalan'ın fikriyatından, düşüncesinden, Kürt meselesine bakış açısından, Orta Doğu'daki aslında meselelere, siyasal sorunlara olan bakışı, çözümleyici, barışsal yaklaşımından çekinilmektedir çeşitli kesimler. Dolayısıyla
Korkulan aslında Sayın Abdullah Öcalan'ın düşünceleridir, fikriyatıdır ve meselelere olan barışçıl yaklaşımıdır. Bu da kabul edilir bir şey değildir. Herkesin beklentisi, hepimizin beklentisi bir an önce Sayın Abdullah Öcalan'ın içerisinde bulunduğu tecrit koşullarının sonlandırılmasıdır. Seçimden önce verilmiş olmasının bir kere Sayın Abdullah Öcalan'ın Kürt kamuoyuna, demokratik kamuoyuna bu seçim stratejisine ilişkin görüşlerinin engellenmesiydi baştan itibaren. Belliydi yani. Özellikle seçimlerden önce böyle bir cezan verilmiş olması Sayın Abdullah Öcalan'ın Kürt meselesine ve yani seçime dönük geniş, çok kapsayıcı perspektiflerinin olduğunu geçmişte deneyimlerle biz yaşadık, bunu gördük. Onun perspektifleriyle nasıl seçim başarıları elde edildiğini biz gördük. Bunu bilen hükümet ikinci bir önlem olarak tekrar böyle bir durumun önüne geçmek için bir hukuki kılıf uydurmaya çalıştı aslında burada. Böylece bir disiplin cezası geliştirdi. Yani olası bir işte ziyaretler, uluslararası ziyaretlerde bunu bir gerekçe, hukuki gerekçe olarak ortaya koymak istedi. Fakat disiplin cezasının da aslında gerekçesini açıklaması gerekir. Yani neden acaba böyle bir disiplin cezası verilmiştir? Bunun da kamuoyuna tatmin edici bir şekilde de açıklanması gerekir.